Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar geçenlerde yazlık sebzelerin tohumlarını toprakla buluşturduk. Domates, biber, patlıcan ve salatalık. Salatalık fidelerimiz olgunlaştı ve bahçedeki yerlerine dikilme zamanı geldi arkadaşlar. Hatta fidelerin zamanı biraz da geçti arkadaşlar. Çünkü geçen hafta çok yağmur yağdı, fırtına, rüzgar. Bu sebeple fideleri toprakla buluşturamadık. Fideleri 2 gün önce şaşırtma ortamına aldık. Yani seradan çıkarttık ama direkt güneş ışığı altına koymadık. Ve rüzgardan da etkilenmeyecek bir yerde 2 gün beklettik ve dış ortama alıştırdık. Şimdi o fidelerimizi alarak bahçedeki uygun yerlere dikeceğiz. Evet arkadaşlar, fidelerimiz dış mekanda, dış ortama alışmaya çalışıyorlar ve salatalık fidelerimiz de burada. Şimdi bu salatalık fidelerini gövdesine çok baskı uygulamadan tutup çektiğimizde kendiliğinden toprağından ayrılıyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde bütün fideleri toprağından çıkaracağız. Yol gözünden çıkaracağız. Ama mümkün olduğu kadar köklere zarar vermeyeceğiz arkadaşlar. Bakın dediğim gibi salatalıkların boyu biraz fazla uzadı. Bu bir hafta hava kapalı gitti. Ve bu ışık azlığı fidelerin boyca uzamasına sebep oldu. Ve şimdi viyollerden çıkarttığımız bu fideleri bahçedeki uygun yerlere dikeceğiz. Evet arkadaşlar, şaşırtma ortamındaki viyollerden salatalık fidelerimizi aldık. Ve şimdi bahçeye geçeceğiz. Uygun yerlere bu salatalık fidelerini dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fidelerimizi nanelerin sağ tarafına, yani çitlerin sol tarafına dikeceğiz. Büyüyünce de bu çitlerin üstüne sardıracağız. Çünkü bahçemizde uygun yer kalmadı arkadaşlar. Mecburen dar alanda en iyi şekilde nasıl üretim yapabiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Ve şimdi fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bu alanı nane dikimine hazır hale getirdiğim için yükseltmiş olduğum bu sırt kısımda da yanlış çiftlik gübresi kullandım. Karıştırdım ve bu alan yaklaşık 40 gün önce dikime hazır hale getirildi. Yani fazladan bir gübre kullanmama gerek kalmayacak. Sadece fidelerimiz büyüdükçe, meyve vermeye başladıkça 15 günde bir humik asit çözeltisiyle destekleyeceğiz. O bize yeterli olacak. Ve yanmış çiftlik gübresi temin ettiğimiz sürece de gübre şerbetinden de faydalanacağız arkadaşlar. Ve şimdi güzelce bir çukur hazırladık. Çukurun dip kısmını yumuşak toprakla doldurduk. Ve fidemizi aldık. Şu şekilde dik konuma getirdik. Ve etrafını çıkarttığımız toprakla destekledik arkadaşlar. Burada en önemli nokta şudur arkadaşlar. Kök boğazı dediğimiz kısmın ne toprağa gömülmesi gerekir, ne de 1-2 santim yukarıda kalması gerekir. Yani tam toprak seviyesinde olması gerekir. Böylece bu bitkimizin hayata tutunması daha kolay olacaktır. Ve aynı işlemi bütün fidelere uygulayacağım. Bu sırada uygun yerlere salatalık fidelerini dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, salatalık fidelerimizi uygun aralıklarla diktik. Ve salatalık tırmanıcı bir bitki olduğu için buradaki komşu bitkilerden olumsuz etkilenmeyecek. Ve tırmanıp kendi gelişim alanını bulacak. Ve güzelce gelişecek inşallah. Arkadaşlar, daha dün geceye kadar yağmur yağdığı için toprak neme doygun. Can suyu vermeye gerek yok. Bakın yerler hala çamur. Toprak neme doygun olduğu için can suyu vermemize gerek yok arkadaşlar. Dikkatli bakılırsa küçük küçük salatalık oluşumlarını görüyoruz. Böylesi salatalık oluşumu başlatarak açan çiçekler dişi çiçeklerdir. Ama sap kısmında salatalık oluşumuna benzer bir oluşum olmadan oluşan çiçekler erkek çiçeklerdir ve onlar polenleme yapıp, tozlama yapıp dökülürler. Onlardan salatalık olmaz. Bu sebeple bitkinizde dişi çiçeğin bol olması gerekir arkadaşlar. Dişi çiçeğin bol olması için de
bol bol fosforlu gübre kullanmanız gerekir. Ben bahçemde hiçbir şekilde kimyasal gübre kullanmadığım için humik asit ve yanlış çiftlik gübresinden yaptığım gübre şerbetleriyle bu eksiği tamamlamaya çalışıyorum. Ve işlemi tamamladık arkadaşlar. İnşallah bundan sonra bol bol salatalık toplayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tohumları toprakla buluşturduk. Fidelerimizi büyüttük ve büyüyen fidelerimizi de bahçemizdeki uygun yerlere dikerek işlemi tamamladık. Dediğim gibi arkadaşlar, 15 günde bir ya humik asit ile gübreleyeceğiz ya da yanmış çiftlik gübresiyle şerbet yapıp o şerbetle gübreleyeceğiz. Kimyasal kullanmak isteyenleri saygıyla karşılarım ama kimyasalı kullanmanızı hiç de tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü yıllardır kimyasal kullana kullana topraklarımızı bitirdik. Ürettiğimiz sebzelerin de tadı kalmadı. En güzeli doğal üründür arkadaşlar. Doğal ürünlerin başında da yanmış çiftlik gübresi gelir. Onu temin etmekte zorlanırsanız internetten kolaylıkla sipariş edebileceğiniz humik asit çözeltisini üzerindeki kullanım talimatına göre 15 günde bir kullanarak gübreleme ihtiyacını da karşılarsınız arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.